para üzerinden, rahatlık üzerinden, zenginlik, şımarıklık üzerinden onlarca cümle, etiket. Dede Hacı Sabancı, büyük amca Sakıp Sabancı. Bu kadar uzun süre aileden kopuk yaşadığınız zaman aile kavramı sizin için başkalarına ifade ettiği kadar çok şey ifade edemeyebiliyor. Bilir misin gerçekten açın halini, yokluğu? Yani bunun soyadı Sabancı. Dolayısıyla bunun hayatta hiçbir problemi olamaz. Hiçbir şeye üzülmez, canı yanmaz, yorulmaz. Ben ne yaparsam yapayım değiştiremem. Ağzımda kuş tutsam değiştiremem, gitsem Nobel alsam değiştiremem, Grammy alsam değiştiremem. Kilolu, şirin çocuktan hani daha çok bir obeze, bir ölüme kadar gidebilecek bir ciddiyete varabiliyor. Ve ben buna müdahale etmek durumunda kaldığımda ben tam o sınırdaydım. Para. Bir zorunluluk. Ama hayatın odak noktası olamaz. Güven. Çok büyük bir değer. Nasıl yaşandığını bilmiyorum dediğin aşk. Merak şu anda. Ben de sadece. Herhangi bir yere Faruk Sabancı yazdığınızda Faruk'un hayatını bilmeyenler, tanımayanlar, öyküye ortak olmamış olanlar aslında fırlatıyorlar ön yargılarını, yaftalarını. Onu görüyoruz, görürsünüz siz de. Para üzerinden, rahatlık üzerinden, zenginlik, şımarıklık üzerinden onlarca cümle, etiket. Ama ezberler katı değer yargılarından gelir. O yüzden de bozulmak için vardır. Aynı şekilde ön yargılar kırılmak için vardır. Bu programı da o yüzden yapıyoruz zaten. Bugün Katarsis'te Faruk Sabancı konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Faruk, rahat ifade eden biri misin sen kendini? Duygularını dertleşebilen bir adam mısın sen? Öncesinde rahatlamam gerekiyor. Yani karşımdakine açılabileceğimi hissediyor olmam gerekiyor. Ve temkinli olmayı bırakmam gerekiyor. Gardımı indirmem gerekiyor. O seviyeye geldikten sonra rahat bir şekilde konuşabiliyorum diye düşünüyorum. Bazı duyguları soracağım sana. Mutlaka duruma göre de değişir ama o duyguları yaşadığında genellikle ne yaparsın? Nasıl biri olursun? Ben başlatacağım, sen tamamla isteyeceğim. Çok üzüldüğünde? Kapanırım. İçime dönerim. Çok öfkelendiğinde? Çok hızlı parlarım. Duruma göre, kişiye göre uzun da sürebilir. Hemen sönebilir. Çok korktuğunda? Belli etmemeye çalışırım. Çok utandığında? Yine belli etmemeye çalışırım. Belli etmemeye çalışırsın ama içinde ne olur çok utandığında? Hemen farkına varırım. Ve bu durumu nasıl toparlayabileceğimi düşünmeye başlarım. Ve çoğu zaman beceremem. Peki çok mutlu olduğunda? Onu da belli etmemeye çalışıyorum aslında. Biraz onu da kendim. Yani duyguları daha çok kendi içimde yaşıyorum. Ne olursa olsun diyebilirim. Daha çok sende, kendi içinde. Peki. Çok nefret ettiğinde? Çok nadiren olur. Ama gerçekten şiddetli olarak bu duyguyu hissederim. Peki çok aşık olduğunda? Onu cevaplayamıyorum size şu anda çünkü öyle bir durum içerisinde hiç bulunmadım. Bu duygular kolay kolay bir anda belirmiyorlar insan hayatında. Hep öyküyle beraber hangi duyguyu nasıl yaşayacağımızı öğreniyoruz aslında erken çocukluktan itibaren hayatla beraber. Bildiğimiz, dışarıdan baktığımız bilgiler var. Türkiye'nin saygınlık anlamında da en büyük ailelerinden bir tanesinin ferdisin. Dede Hacı Sabancı, büyük amca Sakıp Sabancı, aile fertleriyle ilgili duyduğumuz, yansıyanları gördüğümüz yerler var ama bunlar hep zihin dili. Bunlar hep başlıklar, isimler. Biraz aslında arka planını beraber konuşalım bugün. Dönelim en başa. Erken çocukluğu biraz hatırla isteyeceğim. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Evin büyük çocuğu olarak her zaman rol aldım o çekirdek aile düzeni içerisinde. Mutlu bir ailemiz. Vardı. Keza ailemde yani benim gibi çok sosyal insanlar değillerdi benim annem de babam da. Nasıl bir anne? Çocukluktan başlayalım ama. O dönemde nasıl bir anne hatırlıyorsun? 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşında? Şimdi olduğu gibi hatırlıyorum. Yani yıllar onu çok şükür hiç değiştirmedi. Her zaman kol kanat geren, şefkatini, sevgisini hiç eksik etmeyen ve bunu her fırsatta gösteren, dile getiren bir annem oldu her zaman. Peki nasıl bir baba? Ben çok küçüktüm babamı kaybettiğimde, 12 yaşındaydım. Kardeşim 6 yaşındaydı. Çoğu zaman fotoğraflarla hatırlayabiliyorum. Fotoğraflara baktığım zaman o güne geri gidebiliyorum. Zihin nasıl bir şeyse aslında, unuttuğunuzu zannettiğiniz şeyi aslında unutmamış oluyorsunuz.
bir fotoğraf, bir obje, bir koku, bir yemek belki yani sizi oraya geri götürebiliyor. O anılarımla birlikte onun kişiliğini hatırlamaya çalışıyorum ben de. Şöyle bir dönüp baktığında çocukluğuna, ne eksik senin çocukluğunda? Benim çocukluğumda geniş aile kavramı eksik. Yani çok akraba gibi böyle hani ailede sizin yaş grubunuzdaki insanlarla birlikte büyürsünüz ya. Mesela benim çocukluğumda böyle bir şey yok. Bunun eksikliğini her zaman hissettim. Geniş arkadaş çevrem olmadı. Belirli bir yaşa gelinceye kadar. Şimdi yine iyiyim ama o zamanlar daha da kapalıydım. Genellikle etrafımda kendi yaşıtlarım eksikti benim. Neydi o çocuğu uzak tutan şey diğerlerinden sence? Ailem çok üzerime titriyordu. Ve benim herhalde başkalarından etkilenmem, bazı konularda kötü örnek alabilmemden çekiniyorlardı. O yüzden biraz izole olmamı istedi ailem. Bir noktaya gelince sanıyorum biraz fazla izolasyona da girmiş olabilirim. Ama birinci sebebi budur diye tahmin ediyorum. Böyle bir izolasyonun senin yetişkinliğine etkisi ne oldu sence? Bu sefer insanlara çok tedbirli yaklaşmaya başlıyorsunuz. Çünkü herkesten bir kötülük demeyeceğim ama bir olumsuzluk beklemeye başlıyorsunuz. Böyle olduğu durumda da insanlara karşı biraz mesafeli ve ön yargılı durabiliyorsunuz. Bir dönüm noktası söyler misin bana? Senin hayatının dönüm noktası. Kesinlikle babamın vefatıdır. Ondan daha fazla etki eden hiçbir olay olmadı. Nasıl kaybettin babanı? Kalp krizi. Şöyle oldu, babam yurt dışındaydı, Londra'da bir iş seyahatindeydi. Annem daha sonra katıldı yanına, ısrarla annemi çağırıyordu yanına. Ben her zamanki gibi okula gittim. Beni birilerinin, tanımadığım böyle takım elbiseli adamların, okuldan almaya geldiği bilgisi bana rehberlik tarafından verildi. Beni dayımın, büyük dayımın evine götüreceklerini söylediler. Beni kuzenlerim karşıladı. Bir durumu anlamaya çalışıyorum. Dayımın evinde elim kumandaya gidiyor, kuzenim hemen kumandayı alıyor elimden. Televizyonu açma, boş ver televizyonu, başka bir şey yapalım derken bir şekilde beni oyalıyorlar. Gece saat 10-11 gibi ben eve gideceğim diye tutturmuşum. Ondan sonra eve götürülürken kapıda ambulanslar gördüm. Allah Allah dedim, komşuya bir şey mi oldu acaba falan derken evde bir anlam veremediğim bir insan kalabalığı, bir hareketlilik var. Ondan sonra içeri girdim. Tanımadığım birçok yüzle karşılaştım. Ve kimse de bana hiçbir şey söylemiyor, kimse benimle konuşmuyor. Odama gittim. Sonra annemi gördüm. Çok kötü bir vaziyette. Ne oldu dedim, babam derdi dedim. Sonra annem bana ne yazık ki kötü haberi verdi. Dondum kaldım yani herhangi bir böyle yoğun bir ağlama, bir böyle fiziksel bir tepkim olmadı. Daha çok şok üzerinden bir tepki oldu. Onu ilk duyduğum, ilk reaksiyonum bu şekildeydi yani. Konuşmayarak. Sonra? Onun bir açılması olmadı daha sonra. Yani hiçbir zaman o duygular orada çok çıkmadı senden. Çok yoğun yaşamakla birlikte dışa vurulmadı. Yani bugün dönüp baktığında sana sen yasını yaşadın mı sence diye sorsam ne söylersin? Ben yoğun, şiddetli yaşadım onu. Ve yani hala etkileri sürüyor. Yani geçen bir şey değil, onu söyleyebilirim yani. Zamanla etkisi ve şiddeti azalan bir şey yıllarla. Ama tam olarak iyileşebileceğiniz bir şey değil hiçbir zaman. Son anınız neydi beraber? Telefon konuşmamızdı. Sürekli beni duyuyor musun diyordum çünkü çok ara veriyordu. Normalde yaptığı bir şey de değildi konuşurken. Sanki bir duruyordu gibi hatırlıyorum. Tabii ki yani bunun kötü bir şeyin takip edeceğini falan hiç tabii aklıma gelmedi ama en son vefatından birkaç saat önce telefonlaştık bu şekilde. Şimdi ya da büyüdükçe konuşur musun kendi içinde onunla? Bazen aklıma gelir, silüeti aklıma gelir, yüzü aklıma gelir. Bazen o olsaydı ne derdi, ne yapardı? Gerek özel hayat konularında, gerek ticari konularda hep düşünüyorum, evet. Neyi bilmesini ya da neyi anlatmayı isterdin kendinle ilgili? Ya aslında
her şeyi gördüğüne ve hissettiğine eminim. Tabii benim de kardeşim de annemin de bu zorlu süreçte ne kadar güçlü olduğunu görmesini isterdim. Başarılarımıza ortak olmasını, gurur duymasını isterdim. Yani özel günlerde, doğum günleri gibi yani günlerde hep böyle bir burukluk oluşturuyor. Yani hep bir eksik hissediyoruz. Özel günlerde daha fazla ortaya çıkan bir his. Sanki hep o fotoğrafın içerisinde olmalıymış gibi hissediyorsunuz. Yani burada olsun isterdim böyle. Peki baba kaybından sonra devam eden zamanlarda sen nasıldın? Biraz anlattın. Ve aile senin yanında nasıldı? Nasıl hatırlıyorsun o dönemi? Ben babamın vefatını takiben İsviçre'de eğitim görmeye başladım. Benim aslında hayatımı değiştiren şeylerden bir tanesi o oldu. Yepyeni bir dünya, yeni insanlar, başkalarını anne baba figürü haline getirmek. Bir yatılı okul ortamı, disiplin. Bir takım şeyleri orada öğrendim İsviçre'de. Aile tarafında ise yani benim böyle babamın yerini alan, kol kanat geren vesaire bir figürüm olmadı hiçbir zaman. O dönem kızmışlığın ya da üzülmüşlüğün var mıydı gittiğin için? Tabii ilk gittiğimde vardı. Çünkü bu şey gibi biraz hani bazen çocuklar yüzme öğrenmek istemezler. Bir anda babalar böyle bir denize atarlar ya çocuklar. Onun gibi bir durumdu. Tamamen farklı bir ortam içerisindeyim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Hiçbir arkadaşım yok. Hiç ailem yok. Sert eğitim verilen bir ortamın içerisindeyim. Dolayısıyla o evde olmanın verdiği psikolojik konforu kaybettikten sonra biraz aileme öfkelendim. Benim burada ne işim var, ben dönmek istiyorum, ben evimi özlüyorum gibi bir takım tepkiler verdiğim oldu ilk 6 ayda. Şey diyorsun yanlış bilmiyorsam, kravat bağlamayı takmayı bile bilmezdim diyorsun o dönem için. Benim yaş grubumdaki bütün çocuklar, sınıf arkadaşlarım bunu bilerek geldiler. Zaten biliyorlardı, evde öğrenmişlerdi. Biz de pazar günleri kravatlı balo dedikleri, ama tabii balo ismine aldanmayın. Yani çocuklara formal giyimi öğretmek için akşam yemeklerinde bir zorunluluk vardı pazar günleri. Benim akranlarım babalarından tabii ki bu eğitimi alabilmişlerdi. Mesela ben orada fark ettim ya ben bunu bilmiyorum diye. Tabii yani öğrendim yıllar içerisinde tabii ki ama bu sembolik bir aslında anı diyebilirim yani. Peki hani artık girişkenliği de öğrenen bir ergenlik ya o. Ergenlikte de romantik ya da tensel yakınlaşma istekleri başlıyor bir taraftan da. Sen nasıldın o konuda? Hani girişken bir adam mıydın? Hiç değildim. Zaten özgüvenim çok yüksek değildi hiçbir zaman. Bir de yani fiziksel olarak da zaten kendimi çok iyi bulmadım. Biraz obeziteyle alakalı problemler yaşıyordum. Kilolu bir çocuktum. İşte kilolu olmak, izole bir çocukluk background'undan gelmek, yeni bir ülkeye alışmak vesaire bunların hepsini zaten üst üste koyduğunuz zaman çıkan sonuçta da bu konularda daha çekingen bir ergen çıkıyor. Peki çocukluk ve ergenlik deyince sen de biraz önce bahsettin. Hani hem bir özgüvenle ilgili yaşadığın bir o döneme dair bir eksiklikten hem de kilodan da bahsettin aslında. Beden algısına kilolu zayıf öyledir böyledir diye bakmıyoruz biz aslında. Ama obezite tanılı bir yerdense onun bir duygusal boşluk yemesi olduğunu biliyoruz. Yani insan belki ilişkiyle, duyguyla doyuramadığı benliğini yemekle doyurmaya doğru gidebiliyor. Öyle baktığımızda. Sen o dönemde kendini nasıl hatırlıyorsun? Boşluk her zaman daha da büyüyor. Çünkü anlaşılması gereken şu var obeziteyle ilgili. Yani obezite bir zihinsel hastalık aslında. Bedensel bir hastalıktan ziyade. Ve bu boşluk büyüdükçe insanın kendini bırakma durumu söz konusu oluyor. Bu boşluğa yenilme durumu söz konusu oluyor ve bu hani karşınızdaki kilolu şirin çocuktan hani daha çok bir obeze, bir diyabete ve son bir ölüme kadar gidebilecek bir ciddiyete varabiliyor. Ve ben buna müdahale etmek durumunda kaldığımda ben tam o sınırdaydım. Ya bu da bundan daha fazla ileriye gidemezdi. Üçüncü derecede morbid obez tanısı kondu. Yani şişmanlığın en üst noktalarından bir tanesi. Ve birçok diyet denenmişti, çok şey denedik. Tabii
Hani bu problemin zihinsel olması çok bu konuda bizi zorlayan faktörlerden bir tanesiydi. Ve ben etrafım beni cesaretlendirmesiyle birlikte, arkadaşlarımın, ailemin desteğiyle cesaretlenip bir tüp mide operasyonu geçirdim. Ve şükürler olsun ki istediğim sonucu elde edebildim. Tabii şimdi çok daha fazla özgüven sahibiyim. Daha sağlıklıyım şükürler olsun ki. Ve o dönemki kaygım hiçbir zaman bu durumu yenemeyeceğim. Çünkü zaten o baremi çok aştım. Çok fazla kiloluyum artık. Ve böyle yaşamak durumundayım. Bunun bir diyetle bir dönüşü yok gibi umutsuzluğu artık aştığım için, somut sonuçlarla aştığım için şimdi tabii ki daha mutluyum. Peki aslında kendi hikayeni dönüştürmek gibi bir şeydi bu. Sadece beden olarak değil de ruhsal olarak da dönüştürmek gibi bir şey. Bugün için özgüveni sorsam sana, yani evet daha özgüvenlisin ama diğerlerine karşı, hayata karşı ya da en çok kendi içinde ben özgüvenli biriyim artık diyebilir misin? Kimi durumlarda insan ilişkilerinde yeterince özgüvenli olamayabiliyorum. Çünkü hep o kalıntılar var. O tedbirli olmanın aynı zamanda tabii ismimden ötürü, background'dan ötürü gelen ağır sorumluluklarında yarattığı tedbirlerin özgüvenime bir etkisi insan ilişkilerinde var. Hayatımın çeşitli noktalarında farklı sonuçlar alıyorum bu konuda. Hikayenin içerisinde de söyledin. Sen belki de işte ailenin çoğunluğu buradayken, burada bir dünya, yapı, şirket devam ederken uzun yıllar yurt dışındaydın. Öyle çok geniş akrabalarla beraber geçmemiş bir çocukluk da anlatıyorsun. Ne kadar ait hissediyorsun? Yani tabii ki ailen candır aile ama Sabancı ailesinin bir ferdi olarak ne kadar ait hissediyorsun kendini geniş aileye? Şimdi tabii benim çocukluğuma döndüğümüzde tabii Türkiye'den kopmak demek aileden de kopmak demekti. En azından fiziken. Dolayısıyla bu kadar uzun süre aileden kopuk yaşadığınız zaman aile kavramı sizin için başkalarına ifade ettiği kadar çok şey ifade edemeyebiliyor. Onu görebiliyorum. Yani ben belki de çocukluğumu ve ergenliğimi, ailemin geri kalanı gibi, akranlarım gibi Türkiye'de geçirmiş olsaydım, iç içe geçirmiş olsaydım belki benim de mesela bağlarım çok sıkı olabilirdi. Benim için çok şey ifade ediyor olabilirdi. Şimdi bir şey ifade etmiyor demiyorum ama o seviyede değil. O aidiyette değilim. Dolayısıyla da çok samimi olduğum akrabalarımdan tutun hiç tanımadığım akrabalarım da olabiliyor. O yüzden biraz karışık bir dağınık bir cevap yani bu soruya. Peki bu aidiyetin bu boyutuyla ilgili keşke böyle olmasaydı dediğin ya da üzüldüğün bir şey var mı? Yok, çünkü bir şeyin varlığını bilmiyorsanız yokluğunu da hissetmiyorsunuz. Belirli bir yaşa ve olgunluğa geldikten sonra bunların sonradan oluşamayacağını fark ediyorsunuz. Ağır bir sorumluluk tabii ki. Çünkü kim olduğunuzun ve gerek aile bazında, gerek kurum bazında neyi temsil ettiğinizin sürekli farkında olmanız gerekiyor. Çünkü bu bir kere unutulduğu zaman hemen sökülüp gidebilir. O yüzden bu tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamanız gerekiyor. Öz farkındalık. Aslında bu çocukluktan itibaren bizlere zaten işlenen bir şey. Bunun en fazla dezavantajını gördüğüm nokta ön yargılar oluyor. Yani bunun soyadı Sabancı. Dolayısıyla bunun hayatta hiçbir problemi olamaz. Her şey dört dörtlüktür. Hiçbir şeye üzülmez, canı yanmaz, yorulmaz, bir sıkıntısı olmaz gibi. Sanki bir mükemmel bir dünyanın içerisinde başka bir gezegende yaşadığımıza dair şeyler okuyorum. Okumanın ötesinde yani gündelik hayatımda da karşılaşabiliyorum. Yani senin tuzun kuru tabii gibi hani söylemlere çok fazla maruz kalıyorum. Ama bir süre sonra bu ön yargının o kadar büyük olduğunu fark ettim ki bununla savaşmamaya başladım. Ha, tamam, döndü konu. Yani öyle mi düşünüyorlar? Tamam, yapacak bir şey yok. Çünkü bunu ben ne yaparsam yapayım değiştiremem. Ağzımda kuş tutsam değiştiremem, gitsem Nobel alsam değiştiremem, Grammy alsam değiştiremem. O yüzden ben tamamen artık o konuyu kendi haline bıraktım. Şey vardı ya Ekşi Sözlük'te, tavuk döner yiyor musun? Sorusu. Orada da aslında hani verdiğin tepki ezberlerin de dışında aslına bakarsan.
Var mı gerçekten öyle sokak keyiflerin senin? Hani kalıplarla ve biraz cahilane soruyorum Faruk. Estağfurullah, buyursun. Yani aslında herkes de duysun bilsin istediğim için. Bilir misin gerçekten? Tam o kavramlarla sorayım. Açın halini, yokluğu mesela. Ben bütün hani ergenlikten itibaren eğitimi tamamlayana kadar 12 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Bütün o dönemimi iyi şartlarda olmakla birlikte, yani bu tabii ki söylüyorum, sıradan bir insan olarak geçirdim. Sıradan zevklere sahip bir insan olarak geçirdim ki hala da öyleyim. Dışarıdan bir algının oluşmasını çok iyi anlayabiliyorum. Yani benim böyle bir fantazya dünyası içerisinde dünyadan kopuk, insanların dertlerinden haberdar olmayan, kendi dünyası içerisinde bir jet set içerisinde yaşayan birisi gibi görüldüğümü anlayabiliyorum. Çok da iyi empati kurabiliyorum. Ben olsam ben de aynı şeyi düşünebilirdim diyorum. Ama yani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki her duruma göre, her şarta göre bir adaptasyonum var. Anlayabiliyorum, her şeyle empati kurabiliyorum. Çünkü biz özellikle yani kurumsal anlamda biz insana dokunan şeyler yapıyoruz. İnsanla çalışıyoruz. Yani örneğin ben enerji sektöründe yer alıyorum. Şimdi ben enerji sektöründe Sabancı ailesi altında görev alan bir insan olarak 20 TL'nin benim halkım için önemli bir para olduğunu bilmeyeceksem ben bu işi yapamam zaten. Ben zaten yanlış yerdeyim demektir. Dolayısıyla kesinlikle anladığımı düşünüyorum. %100 kavrayabiliyor muyum her şeyi? Hayır. Ama bu konuda kendimi geliştirmeye özen gösteriyorum. Kopuk olmamaya özen gösteriyorum. Özellikle bir çaba içindeyim bu konuda. Tabii müzik var. Hep var. Belki birazcık da güven kırıklıkları yaşayan bir çocuk için kendine güven alanı gibi müzikte. Ama böyle kendine eyleme gibi durumu söylemeyelim. Şöyle bir dönüp baktığımız zaman biyografine, yaptığın işlere, kendi tarzında dünyaca çok büyük ünlü isimlerle beraber çalışmalarım var. Kendini geliştirmişliğin de var o zamana kadar. Ama sen söyle, müzik ne getirdi senin hayatına? Müziğe ben tabii ki her çocuk gibi hobi olarak başladım. Bir dinleyici olarak başladım. Sonra işin mutfağına indikçe ve kendi türümdeki, kendi alanımdaki, elektronik müzikteki büyük isimleri takip etmeye başladıkça bu benim bir idealim haline geldi. Ama bir şeyin idealiniz olmasa o işte iyi olacağınız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla kendimi çok geliştirdim, çok çalıştım, hep daha iyi olmaya gayret ettim ve sonunda bazı büyük isimlerin sanıyorum ışığı görmesi mi diyeyim artık, bir potansiyeli görmesiyle birlikte daha büyük platformlarda kendimi sergileme, sanatımı sergileme fırsatı buldum. İyi oldum, daha iyi oldum ve bu yolculuk aslında hep devam ediyor. Böyle böyle aslında tutkumu bir iş haline getirebildim. Ve ailemin desteği de bu noktada benim için çok önemliydi. Ailem ilk başta biraz temkinliydi. Çünkü ben cazla ilgileniyor olsaydım belki çok temkinli olmayabilirlerdi mesela. Ama elektronik dans müziği çok aşina olmadıkları bir müzik türü. Aklı hep gece kulüpleri, çeşitli ortamlar geliyor. Onları ikna etme süreci vardı. Aslında bu kültürün nereden geldiğini, ne ifade ettiğini anlatmam gerekiyordu. Yavaş yavaş uluslararası başarılar geldikçe ve bunun artık önlenemez bir noktaya gelmesiyle birlikte ailemin desteğini de almaya başladım. Böyle böyle devam ediyoruz yani. Üç tane kavramı soracağım. Genel anlamda değil, senin için ne anlam ifade ettiğini söyle isteyeceğim. Birincisi para. Olması gerekiyor. Bir zorunluluk. Ama hayatın odak noktası olamaz. Yer yer kendinde de insanlara karşı da kaybettiğini söylediğin güven. Çok büyük bir değer. Çünkü tıpkı zaman gibi kaybedildiği zaman yerine konamayacak bir değer. Çoğu zaman yeteri kadar kıymet verilmeyen bir değer. Üçüncüsü nasıl yaşandığını bilmiyorum dediğin aşk. Merak şu an. Ben de sadece. Belki bilirsin, programlarda soruyorum ben. Hayattaki var olma biçimini, doğada yaşama biçimine benzettiğin bir hayvan. Aslında sen hangi hayvansın diye soruyorum. Ne geliyor aklına? Yunus geliyor. Anlatsana. Öyle bir varlık ki yunuslar, belki bu çocukluğumuzdan bize bilinçaltında işlenmiş olabilir çizgi filmlerle, başka bir şeyle. Belki o hayvanın gerçekten gülümsemeye benzeyen yüz yapısıyla alakalı olabilir. Bana çok mutluluk ve huzur veriyor bir yunusu görmek. Küçük suların mı, okyanusların mı,
Yunus'usun, vahşi misin, evcil misin? Gerçekten güler misin? Yunus sürülerinde her zaman demeyeyim, bilimsel konuşmuş olurum ama çoğu zaman benim gözlemlediğim o sürü içerisinde hep bir arkada kalan vardır. Bir daha yavaştan gelen vardır. Onun zıplamalarını görürsünüz. O hani bir 5-6 tane önledir, birkaç metre arkadan gelir. Ben o arkadaki Yunus olabilirim. Temkinli olduğum için önce onlar bir gitsin. Orası güvenli bir yer mi? Bir gitsin baksın onlar nasıl, ben sonra geleyim. Hep bir kendimi geride tutma, bir mesafede tutma. Yani evcilleştirilebilir mi bilmiyorum ama evcimen bir insan olduğum için ona da mesela empati sağlayabilirim şu anda. Bir hayalinden bahsediyorsun. Bir müzisyen olarak da bir gün Grammy alıp Anıtkabir'e bırakma. İnşallah. Hayalin var. Nereden besleniyor bu hayal? Bir anlatır mısın sen? Bu bir çocukluk hayali aslında. Her gün aklıma gelen bir şey ve imkansız olmadığına inandığım bir şey. Ben iz bırakmak istiyorsam, çünkü çok müzik yapan var. Bunu iyi olduğu için yapan var. Ticari amaçlarla yapmaya çalışanlar var. Farklı amaçlarla masaya bir şeyler koyuyor insanlar. Ama gerçekten çok azı kalıcı olabiliyor. Bir Grammy kalıcılığı sağlıyor demiyorum. Ama ben özellikle benim yaptığım alanda, yani %99'u yurt dışına hizmet eden bir müzik türünden bahsettiğimiz için söylüyorum. Kendimi bu hedefe endeksledim. Çünkü şunu düşünüyorum, yani ben veya benim gibi bu müziği yapan arkadaşlarımdan biri yapabiliriz bunu sadece. Bu müzik dalındaki veya uluslararası pazara müzik yapan insanlar bu başarıyı sağlayabiliriz ve bu gerçekten Türkiye'yi müzikal anlamda dünya haritasına koyabilecek. Hani evet, çok güzel etnik kendimize has eserlerimiz ve tarzlarımız var tabii ki. Ama dünya müziğinde de bir yerimiz olduğunu kanıtlamak tabii ki en büyük arzum ve bunu sergileyebileceğimiz, en fazla onur duyacağım yerde tabii ki atamızın yanı olur. Böyle kalıplar var ya, hep söylüyoruz. Hani sen de göz önünde olmaya başladıktan sonra röportajlar vesaire der, şeyleri görmüşsündür sen de. Ne kadar düzgün, ne kadar beyefendi gibi yorumlar da gelmeye başladı. Biz de biliriz ki bu meslekten aslında insanlar kutuplarıyla var olurlar. Yani insan kibardır da, kabadır da. İnsanın beyefendi tarafı da vardır, serseri tarafı da vardır. Madalyonun diğer yüzünü sormak istedim sana. O beyefendinin arkasında ara ara, ne bileyim, içinden daha serseri bir tarafın çıktığı, dağıttığın, ne bileyim işte küfür ettiğin bir tarafında var mı? Fazıl Say'ın bir yazısında okumuştum, Fazıl Bey'in. Çok da büyük hayranıyımdır. Her zaman erdemli olamıyoruz diye bir sözü var. Bu kesinlikle çok doğru. Her zaman erdemli değilim. Her zaman iyi bir diksiyonla konuşmuyorum. Her zaman kibar değilim. Her zaman sakin de değilim. Birçok insan için geçerlidir. Yani yer, kişi, zaman, durum, yaşanan olaylarla birlikte ben de bazen kontrolden çıkabiliyorum. Çok asabi olabiliyorum. Genel halim ama genel mizacım insanların gördüğü gibi. Hani bu, hani bir yarattığım bir karakter falan değil, yani genel mizacım bu. Ama %90 böyleyim. %100 böyle değilim. Suçlu zevklerim var mı hayatta? Bunu da yapıyorum lan ama hani utanıyorum da. Olmaz mı? Mesela. Yani söyleyebilecek şeylerimden diyeyim. Pis boğazımdır yani. Haftada 5 gün kokoreç yiyorum. Bu bazılarına çok sıra dışı gelen bir sıklıkla kokoreç yeme olabiliyor mesela. Onun dışında yani hani kötü bir alışkanlığım yok. Hani onlara girecek olursak ama mesela işte suçlu az dediğiniz o guilty pleasure'dan o çevirdiğiniz şey mesela müzikte olabiliyor. Bazen öyle şarkılar dinliyorum ki yani, ya diyorum, biri bunu dinlediğimi anlasa rezil olduk. kitlem ne der? diye. O yüzden mesela farklı bir Spotify hesabım var. Oradan dinliyorum ki hani günün birinde hani baktım telefon falan çalındı, bir şey oldu, başıma bir iş geldi, kanıtlanamasın diye. Bu tarz şeyler yani, çok uçlarda çok ekstrem şeyler yok zaten. Bu programda Cevap Hakkı diye bir bölüm yapıyoruz. Bu bölümde de hakkında yazılmış eleştiri ve bazen hakikaten dili de ağır olabiliyor. Nasıl karşılıyorsun? İlk tepkin ne oluyor? Burada tam duyduğun anda o tepkiyi verirsin. Negatif yorumlarımı. Evet, evet, evet.
İlkiyle başlayacağım. Tamam. Bu genç sürekli mutsuz gibi. Bütün fotoları, pozları hep böyle. iPhone 7'sini yanlışlıkla martılara atmış gibi. Yani sosyal medya kullanımı konusunda çok iyi biri değilim. Tıpkı sosyal olma konusunda çok iyi biri olmadığım gibi. Sosyal medya şovmenliğine çok alışkın insanlar. Hep en iyi anlarımız, her şey mükemmel, en iyi yerdeyim, en iyi şeyi yiyorum, en iyi insanlarla birlikteyim gibi sosyal medya bir gösteriş mecrası haline geldiği için herhalde daha yalın kullanan insanları mutsuz gibi görebiliyorlar. Düşünün ki 12-13 yaşındasınız, bu işe başlamışsınız, müzikten bahsediliyor. Arkanızda Sabancı gibi bir ailenin verdiği maddi destek olmadan, 18'e gelmeden sesinizi duyurursunuz tabii. Arkasındaki maddi destek ona seneler kazandırmıştır. Ha, gel gelelim, piyasadaki kendi çapındaki producer ve DJ'lerden birkaç tık üstedir. O kadar da olsundur bu kadar ittirmeyle. Yani adam para kazanmıyor bu işten, zevk için paralar dökerek yapıyor. Bu da ön yargılardan bir tanesi. Hiç problem değil. Yani bu algının nasıl oluşabileceğini çok iyi anlıyorum. Onun yerinde olsam aynı şeyi düşünebilirim. Şimdi tabii hani müziği maddiyatla birleştirme kısmını ben anlayamadım. Yani bu yorumlardan çok var. Onlarda da anlayamıyorum. Çünkü bu nasıl bir şey? Yani hani bu bir içecek makinesi değil, para atınca çıkmıyor. Yani dolayısıyla ses duyurmaktan bahsediyor. Ben bağırmıyorum ama. Yani ses duyurmaktan kastı, müziğim kendini duyuruyor. Yani internete konmuş bir şey, absürtse veya farklıysa, iyiyse zaten duyulacaktır. Yani bu Faruk Sabancı olması, başka biri olması önemli değil. Ben hiçbir zaman Billboard kapatmadım yeni albümüm çıktı diye. Sonuçta bu biraz yapılan müziğe haksızlık diye düşünüyorum. Sonuncusunu okuyorum. Faruk, sen zenginsin kardeşim. Senin yerinde olsam okumam, çalışmam, sokak bukalemunlarını koruma derneği açarım. O açsın bukalemunları koruma derneğini. Bize haber versin. Sonra biz de elimizden gelen desteği verelim. Böylece o da benim yerimde olsun. Kızıyor musun duyduğunda? Yani şuna kızıyorum. İftira işin içine girince kızıyorum. Yani çünkü gerçekten birini eleştirebilirsin. Ya bu adamın şarkısı berbat diyebilirsin. Biraz daha zeki bir insansan bunun sebeplerini sıralayabilirsin. Ama sevmeyebilirsin. Bakıp ya ben bu adamı Instagram'da baktım ve sevmiyorum da diyebilirsin. Hiçbir problem yok. Ama yanlış bir bilgiyi doğruymuş gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. İftirayı kabullenemiyorum. Peki sona yaklaşırken sorayım. En son ne zaman ağladın? Sanıyorum bir 3 yıl kadar önce anneannemin vefatında ağladım sanıyorum. O haberi aldığımda. Ne görsün isterdin baban bugünkü halinde? Evet, görüyor zaten dedin. Ama somut olarak neyi görsün, seninle ilgili neyi yetişkinliğinde bilsin isterdin? Yani onun yokluğunda ne kadar aslında bizim aile, çekirdek aile olarak, yani ben annem ve kardeşimden söz ediyorum, ne kadar kenetlendiğimizi görmesini isterdim. Bizim ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar dirayetli olduğumuzu görmesini isterdim. Başarılarımı görmesini isterdim. İyi günlerimizde orada olmasını isterdim, kötü günlerimizde de olmasını istediğim gibi. Ama dediğiniz gibi yani bir bakıma da aslında burada, yani şu an burada da oturuyor olabilir yani. O yüzden hep burada olduğunu düşündüğünüz zaman keşke burada olsaydı psikolojisinden çıkabiliyorsunuz. Ben de orada olmaya çalışıyorum ben. Kavuşacağımız günü bekliyorum demişsin bir paylaşımında. Evet, yani ben vefatını andığım bir gün içimden öyle bir şey yazmak geldi. Şöyle, yani bir yakınınızı, birinci derece yakınınızı kaybettiğiniz zaman ölüm kavram olarak değişiyor sizin için. Ölümün bir anlamı var artık. Benim için ölümün anlamı babamla kavuşmak, diğer vefat etmiş aile büyüklerimle kavuşmak anlamına geliyor. Bu ölüm korkusunu ortadan kaldıran bir şey. Mesela bende olmayan bir his mesela ölüm korkusu. Bakış açım tamamen değişti. Ölümü zaten olacak olan bir şey olduğunu kabul edip onunla barışmaya karar verdim. Dolayısıyla da yani benim için anlamı babamla kavuşmak olacak. 12-13 yaşlarındaki çocuk halin gelse şu anda, otursa yanına, bir gözünün önüne de getir onu bedeniyle, haliyle, tavrıyla. Nasıl temas ederdin onunla bedensel olarak ve ne derdin ona bu hayatla ilgili, bu hayatın gerçeğiyle ilgili? Ya rahat ol derdim.
Her şey yoluna girecek derdim, rahat ol derdim. Yeni hayatını seveceksin derdim. İçine kapanma derdim. İnsanlardan korkma derdim. Böylece daha erken açılmasını belki sağlardım. Yani kendime vereceğim aslında en önemli öğüt o olurdu. Her şey yoluna girecek derdim. Peki bir aslında seninle beraber yine bir hayat öyküsü, bir insan öyküsü dinlemiş olduk bugün burada. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Faruk. Hepimiz boşluklarımızı doldurma eğilimindeyiz. Hepimiz. Kimimiz güvenden kırılıyoruz, kimimiz şefkatten kırılıyoruz, kimimizin bir anısı ya da hayatının bir dönemi yarım bırakılıyor ama her dönem onları tamamlamakla meşgul oluyoruz. Sen de güvenden, belki dışarıdan alamadıklarından da kendine köprüler yapmışsın. Bugün böyle güzel, gerçek temas edebileceğin buluşmaların da yok değil ama daha da fazlasıyla daha yoğunlaşmasını da dileyim biterken. İyi ki geldin. Teşekkür ederim.